İntam dergisindeki röportajlarımızda bugün Mutlu Geç'le beraberiz. Birazcık onu tanıyalım. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Solistim, sanatçıyım. Aynı zamanda make-up artisti ve kuaförüm. Bütün mesleklerimi de paralel olarak sürdürüyorum. Ve doğal olarak da şu anda Koridor, yani kendi markamız Göktürk'teki Koridor'un bahçesindeyiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Sanırım 99 yılında iş hayatına atıldınız. 24 yaşında oluyorsunuz galiba. Yani internette gördüğüm bilgilerle söylüyorum. İlk önce müzisyenle mi başladınız yoksa make-up artistliğine mi? Önce kuaför, sonra make-up artisti. İstanbul'a 96 senesinde geldim. O yıllarda da yine şansıma böyle hani o dönemin Etiler'de çok önemli salonlarından bir tanesiyle çalışıp sonra da serbest çalışmaya başladım. 99 yılında da solist oluşum var. Yani aslında çalışma hayatına daha önce başlıyorum. Ama hani 99... aslında ilk kuaförlükle başlıyorum. İzmir'den hala mesleğim. Sonra İstanbul'a geliyorum 96 senesinde. Ve sonra make-up hayatıma giriyor. Hayatımın bir parçası oluyor. O dönemin çok en ünlüleriyle çalışmaya başlıyorum. Ve sonra da serbest çalışmaya başladım bu alanda. Yani bir salonda değil ama hani serbest çalışmaya başladım. Sonrasında da 99 yılında da bu arada da solist olma gayretlerim var o yıllarda. 99 senesinde de solist olarak başladım. Nelerden hoşlanırsınız, neleri sevmezsiniz? Onlarla alakalı bilgi alalım biraz. Yani aslında hani net olarak şundan hoşlanmam ya da hani bunu çok severim. Yani bir kere öncelikle her şeyden önce çocuklarımı çok seviyorum hayatta. Hayatta olma sebeplerimden bir tanesi. Yani hayatımın birinci sırasında yer alıyor. Dürüstlüğü çok severim. Nezaketi çok severim. Yalandan nefret ederim. Kandırılmaktan nefret ederim. Çünkü hani artık kandırılmak demeyeyim de ona çok cin geçinenlerden hiç hoşlanmam. İşini iyi yapanlara, işine aşık olanlara ben de aşığımdır. Yani o hayranlık boyutunda. Yani genel hayat içerisinde aslında hani o sevip sevmediğiniz şeyler belirleniyor. Hiçbir şey bilmeyip çok şey biliyormuş gibi her şeyi atlayandan nefret ederim mesela. Anlatabiliyor muyum? Boş o yüzden konuşmak. İşte boş konuşmak. Yani içi boş olan şeyleri sevmiyorum ama içi dolu olan her şeye, her mesleğe, çöpçülükten sanatın her dalına kadar bayılıyorum yani. Hastasıyım diyebilirim. Peki. Make-up artistliği zaten beceri gerektiren bir şey. Yani kuaförlük de aynı şekilde. Ses sanatçısınız. O da bir beceri zaten. Aileden mi geliyor bu yoksa size özel bir şey mi? Ya benim rahmetli babam bateristi gençlik yıllarında ve fotoğraf sanatçısıydı. Yani fotoğrafçıydı ama babamın fotoğrafçı olduğu yıllarda şimdiki gibi Photoshop programı yoktu. Onlar kara kalem yani böyle karanlık odaya girip işte laboratuvar denirdi oraya. Benim çocukluğum o laboratuvarlarda geçti. Çok merak ediyordum o karanlık oda böyle işte bir tane bir ışık var işte böyle kara kalemle rutuş yapılıyor. Onlar bence sanatçıydı işte hani babam giller öyle söyleyeyim. Ama şimdi tabii herkes fotoğrafçı. Biz bile yani elimizde şey çekiyoruz. Belki sanat yönümü babamdan almış olabilirim. Mesela make-up'ta aslında eskiden daha çok kozmetik olarak geçse de şimdi artık makyaj sanatı ve sanatçılığı evet. diye bir şey doğdu. Türkiye'de bunların aslında ilklerinden diyebilirim. İlklerindenim diyebilirim. Evet. Yani çünkü Türkiye'de çalışmadığım star yok. Boyamadığım hani star yok. İşte birinin bir albümü çıkacağı zaman ilk arananlardanım. Hani ne yapalım, ne edelim? Giyimiyle, kuşamıyla bir bütün çünkü saçıyla, makyajıyla, aksesuarıyla. O yüzden her iki taraftan da sanatçı olmak aslında beni çok mutlu kılan, işte az önceki soruyu da bağdaştırayım. Beni çok mutlu kılan, Allah'ın bana verdiği özel yeteneklerden bir tanesi. Özel hissediyorum kendimi işin açıkçası. Bayağı da başarılısınız zaten görüyoruz. Rica ederim. Peki albüm yapmayı düşünüyor musunuz şu sıralar? Ben hep yani müzik kariyerimde ilk single'dı işte 2000 senesinde sonra hep single gitti ve bu 6. single. Bu şarkım çok güzel gidiyor. Yani şimdi onlar düşünsün inanılmaz. Yani zaten sözü ve müziği Murat Güneş'e ait şarkının. Düzenlemesini Asil Gök yaptı. Okyanus ve Canavar'ın da yapan şarkıcı yani Derya'nın da zaten erkek arkadaşı Derya Onun'un.
Habil Ceyhan'la çalışıyorum radyo ve basın PR'ında ve Seyhan Müzik sanatçısıyım. Seyhan Müzik artık bana bir albüm zamanıdır dediği için yani bir albüm gönlümde yatıyor tabii, böyle hani 10 şarkı, 15 şarkı, belki 20 şarkı. Ama tabii sektörel olarak da müzik sektöründe biraz böyle hani kısıtlı gittiği günlerdeyiz. Çok fazla üretimin yapılmadığı ve şarkıların çok nadiren yakalandığı bir süreçteyiz. Hani iyi şarkıların, evet mesela. Yani benimle birlikte aynı gün bir sürü sanatçı çıktı mesela. Evet. Ama hani benim şarkım açık ara önden gidiyor ve Türkiye hani istatistiklerine göre işte Telif Metre'de şu anda en çok çalınan şarkılar arasında ilk 100. sırada girdi. Evet, evet. Şu anda zaten ikinci haftasında şarkı. Bu hafta 3. haftası. Hatta sizden sonra da bir radyoya yayına gideceğim. Evet, Instagram'dan gördüm. Bu ara inanılmaz yoğun koşturuyorum ama tabii markamı da ihmal etmemeye çalışıyorum koridoru da. Keyifli günler geçiriyorum ama albüm istiyorum artık ben de. Hani şöyle uzun yola çıktığınızda böyle albümü takın. Hani slow da olsun, orta hareketlisi de olsun, damarı da olsun ama hiti de olsun. Hepsi böyle hani keyfime göre şarkılar söylemek istiyorum. Toplamda 5-6 tane falan şarkınız var sanırım. Kaç tane var? Yok, bir tanesi maxi single zaten. Maxi single'da 4 şarkı vardı. İlk çıkışım 2 şarkıydı. Etti 6. Sonra maç kaç kaç var? Zaten 7. Bir albümlük şarkı yapmışsınız. 7. Sonra En Güzel Ben Severim var. 8. Hı hı. Ki de o da çok kıymet verdiğim, çok özel şarkılardan bir tanesi. Bu da 9. şarkım oluyor. Hayırlısı olsun. Hayranlarınız, hayran kitleniz nasıl yani? Göktürk'te böyle sizin peşinizden koşan, böyle yolda çevirenler falan yok. Yok yani hani o çılgınlık derecesinde öyle bir şey yok. Zaten bizim Göktürk'ümüz hani benim evet. en çok sevme ve 6 senedir burada yaşama sebeplerimden bir tanesi. Biz her şeyden önce komşuluk ve dostluk çerçevesinde. Belki de hani şehirde bunu kaybettiğimiz için burada bana çok kıymetli geldi. Öyle üstüme atlayan, çığlık atan kimse yok yani. O yüzden burada çok rahatım ben, Göktürk'te çok mutluyum. Peki, teşekkür ederiz o zaman. Güzel. Söylemek istediğiniz başka ek bir şey var mı? Yok, ben çok teşekkür ederim. Nuh ailesine çok teşekkür ederim. In Town dergisine çok teşekkür ederim. Ve YouTube kanalınızda hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkürler.